Müsaadenizle arkadaşlar. Bu tarafa böyle geniş bir alan tutabilir miyim? Tamam mı arkadaşlar? Bu sarı rahatlasın biraz. Abi ne yapıyorsun? Al abi siz de. Buyurun. Geri gelin biraz. Geri gelin. Zamandan kazanma adına kıymetli basınımız, öncelikle cumanız mübarek olsun. Her birinize ayrı ayrı, başta değerli bakanımız olmak üzere, her birinizi bu güzel cuma günde sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah adına değerli bakanımızın konuşmalarından sonra sektörümüzün temsilcilerinde kendilerini ifade etmelerini 1'e 10 kalada süreci bitirme yönünde beklentimiz olduğunu paylaşarak değerli bakanım, ben tarımın hep stratejik bir sektör olduğunu söylüyoruz. Sizler de bunu zaman zaman duyuyorsunuz ama bunu stratejik hale getiren nedir? Bir ona bakmak lazım. Şimdi olmaz denilen şeyleri artık dünyada yaşıyor olduk. Bu salonlarda işte bundan birkaç sene evvel ağzımızda maske olmadan yan yana oturmanın imkanı yoktu. Ama şu anda öyle bir şey yok. Çok hızlı da insan fıtratı gereği hızlı da unutuyoruz. Dolayısıyla salgın hastalıklar gibi, işte ülkeler arasındaki savaşlar gibi, doğal afetler gibi, ki bunun daha şurada bir sene anca oldu, tarihin gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşadı memleketimiz ve hamdolsun ayağa kalktı. İklim değişikliği ve buna benzer hususlar neden gıdanın stratejik bir sektör olduğunu bize anlatıyor. Değerli kardeşlerim, ben burada bunu söylerken bir şeyin altını çizmek istiyorum. Sadece sözle değil, bunun hayatımızda çok daha fazla hissedilir olduğunu anlatmak için bunu söylüyorum. Yoksa herhangi bir toplantıda söylenmiş herhangi bir söz değil. Bundan sonra da artacak. Çünkü ülkeler için gerçekten gıda güvenliği konusu, gıda arz güvenliği konusu birçok konuda olduğu gibi hakikaten ülkelerin milli güvenlik meselesidir. Şimdi bir yandan bizler üretmemiz gerekir. Bir yandan da işte bu pandemiden itibaren bütün dünyayı baskısı altına alan
enflasyonla alakalı ve bunların üretimi baskılayan girdi maliyetleriyle alakalı süreçlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bizim görevimiz bu baskıyı azaltacak tedbirleri almak. Bunun için de gece gündüz uğraşıyoruz. Kayseri özelinde de elbette Kayseri hakikaten yaptığı işlerde her işi sonlandırdığında bir marka değeri oluşturmak üzere çalışan bir şehir. Dolayısıyla biz de kendi bakanlığımızın uhdesindeki konuları bu bağlamda değerlendiriyoruz. Yaklaşık son 21 yılda Kayseri'ye yapılan bütün yatırımlar, verilen desteklerin toplam tutarının yaklaşık 60 milyar lira olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Kırsal kalkınma destekleri var, Orköy destekleri var. Bunun dışında çok sıkça özellikle ihracat yapan firmalarımızın karşısına gelecek karbon ayak izi, yeşil mutabakat konuları, artık bunlar dünyada konuşulmaya başladı. Bunlar için bizim elimizde bir varlık olarak düşündüğümüz ve en büyük zenginliklerimizden bir tanesi de ormanlar, yine yaklaşık 110 milyon tohum ve fidan Kayseri'de bu süreç içerisinde 110 milyon, bir daha tekrar edeyim, toprakta buluşturulmuş oldu. Bir de Kayseri'de bizim en büyük diğer zenginliğimiz ve varlık sebebimiz olan topraklarımız, 6 ova var koruma altına alınan, 28 ürün var, markalaşmış ve coğrafi işaret alınmış. Bitkisel üretimimizin 2,5 kat artırıldığını ve süt üretimiyle alakalı da yine Kayseri'de son dönemdeki o ivmeyi görüyoruz. Burada da yaklaşık 3 katlık bir süt üretiminde artış var. Herhangi bir denize kıyısı olmamasına rağmen işte balık üretimi var, Türk somonu üretimi var. Kaldı ki bu konuda 2023 yılı sonu itibariyle 1.7 milyar dolarlık bir ihracata ulaştık. Bunda Kayseri'nin de son derece payı büyük, önemli. Tabii bu rakamlar Kayseri'nin bize göre barındırdığı potansiyelin hepsini yansıtmıyor. Hep söylüyoruz, belki duyuyorsunuzdur, zaman zaman önünüze de geliyordur açıklamalarımız. Bizim daha fazla üretmemiz gerekiyor. Bizim daha verimli üretmemiz gerekiyor. Bizim daha kaliteli üretmemiz gerekiyor. Kendi vatandaşlarımızın ihtiyacını, ülkemize gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılamamızın yanı sıra ihracatımızı da artırmamız gerekiyor ki 2023 yılı sonundaki tarımsal ürün ihracatımız 31 milyar dolar. Yani bu konuda da ülkemize döviz kazandırıcı çok ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. İşlenmeyen arazilerin üretime kazandırılmasıyla ilgili düzenlemeler yaptık. Son dönemdeki yaptığımız düzenlemeler Türk tarımında devrim niteliğindeki düzenlemelerdir. Tarımsal üretim alanlarının tamamının kayıt altına alınmasıyla alakalı düzenlemeler yaptık. Suya göre tarım yapılması olgusunu getirdik. Suya göre tarım yapmamız gerekir. Çünkü su kaynaklarımız sonsuz ve sınırsız değil. Ve biz başta tarım olmak üzere sanayi, kentsel kullanım bu manada su kullanımını öncelememiz gerekiyor. Sözleşmeli üretim konusunu özellikle yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Maalesef bu konuda sözleşmenin koruyucu unsurunu ya da süreklilik unsurunu bir kenara bırakarak bunu bir bağlayıcılık, kendisini bir kısıtlılık olarak görüyor bir takım sektörlerimiz. Bunun çok daha faydalı, çok daha sürekli üretimi sağlayacak konular olduğunu buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Bizim arkadaşlarımız da bu konuyu gündeme getirmeye devam edecekler. Ve en son tekrar edeyim, planlı üretime geçişle alakalı çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Bizler 4.4 milyar lira tutarında 17 su ve sulama projemizi Kayseri'ye hızlı bir şekilde kazandırmak için çalışıyoruz. Bu da yeni dönem için. Bu yatırımlar kapsamında Kayseri Merkez, Develi ve Yeşilhisar ilçelerindeki toplam 47.800 dekarlık arazinin sulama suyuna kavuşması için gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda
122 kilometre uzaklıktaki Gümüşören Barajı'ndan sulama suyu temini için 1 milyar 140 milyon liraya mal olacak Develi Ovası sol sahil sulamaları ikmali 3. kısım projesini de geçen ay gerçekleştirdik. Kayseri hayırlı uğurlu olsun inşallah. Resmi gazetede yayınlanan dün gece iki hususu da buradan paylaşmak istiyorum. Birisi bu biraz önce söyledim TAKE projesi. 3 yılda yaklaşık 950 milyon lira tutarında 1241 projeye destek sağlamıştık. Bu yıl içinde Kayseri'ye 520 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Bu ödeneği vereceğimiz TAKE projelerimiz yaklaşık 1.7 milyon dekarlık arazide uygulanacak inşallah. Bir diğer gelişme de hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz bilir. Onlar uygulanan aşı ve küpe bedellerini işte elden hiç de tasdip edilmeyen bir uygulamayla yapıyorlardı. Bunlarla alakalı artık böyle bir para alışverişi olmayacak. Kendilerine olan desteklerin içerisinden bunlar tahsil edilmiş olacak. Dolayısıyla hem de arkadaşlarımızın o illere veya o bölgelere gidip aşılama yapmasında bu şekilde takip etmiş olacağız. Bu da veteriner hekimlerimize hayırlı olsun.